Evet arkadaşlar, YouTube ailesi hayırlı günler dilerim. Bugün domates ekimi yapacağım sizlerle beraber. Şöyle size ekerken ince ayrıntılarına kadar açıklayarak ekmek istiyorum. İp çektim arkadaşlar öncelikle. Şöyle düzgün olsun diye. Ne kadar domates ekeceksen sayısına göre aralıklarını belirledim. Benim buraya 14 tane domates sığıyor arkadaşlar. 10 tane 11 tane domates, 3 tane de kiraz domatesi. Aralarını 55'er santim koymayı planladım. Domateslerimiz burada arkadaşlar. Serada duruyor. Dernekten okulun derneğinden aldım. Domateslerimizi hazırlar. Ekimi hazırlar. Toprak tam kıvamında değil. Çünkü Mayıs girdiğinden belli yağmur yağıyor. O yüzden hiç güzel değil ama haftaya da yağmurlu. O Mayıs çıkana da yağmurlu olduğu için mecbur ekmek zorundayız. Bugün ekmezsem haftaya yine yağmurlu. Değişen bir şey olmayacak. O yüzden bugün ekeyim dedim. Dün biberlerimi ektim buraya arkadaşlar. Şöyle biberlerimi ektim. Saman saplarının arasındalar. Ot çıkmasın diye şöyle. Buraya kabak var. Kabak ektim. 3 tane. Şunlar da patlıcan arkadaşlar. Çıkanlar da zaten patatesleri önceden ekmiştim. Şimdi size bugün domatesleri anlatacağım. Biberleri anlatamadım dün. Çünkü yağmurun altında ektim. Biberler de önceden gelmişti. Topraktan çıktığı için mecbur ekmek zorundaydım. Yağmurun altında ektim. Video çekemedim. Bari size domatesler çekeyim arkadaşlar. Videoyu şöyle fazla uzatmadan parça parça çekeceğim arkadaşlar ki siz de sıkılmayın. Evet, önce ilk dikeceğimiz domatesin yerini belirleyip 20-30 santim derinliğinde bir çukur açacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın, şöyle derin bir çukur açtım. Domates ne kadar derine dikerseniz o kadar iyi. Bazılar yatırarak dikiyor. Yatırarak dikmekle derin dikmek aynı şey. Yani gördüğünüz gibi çukurun derinliği, benim çukurun derinliği 20 5 santim arkadaşlar. 25 santim derinliği var. Tabii domates fidanlarınızın da boyu da önemli. Benim bu domates fidanlar 40 santim falan. Ne kadar toprağa derin gömersek o kadar güçlü kökler olur. Yatırarak da dikenler var. Aslında aynı şey. Yatırarak diktiğim zaman böyle düzgün ayarlayamayacağım için böyle yaptım. Şimdi ilk domatesimizi getirelim arkadaşlar. Toprağın içine hazırladığım komposttan, kendimi yaptığım, bahçemde yaptığım komposttan katacağım. Bunun içinde her şey var. Mutfak atıkları, yumurta kabukları falan. Ve ayrıyeten domates dikim için hazırladığım yumurta kabuklarından da atacağım. Şöyle bir hazırlayayım toprağı. Yine size göstereceğim. Evet arkadaşlar, videomuz devam ediyor. Şöyle hazırladığım yumurta kabukları kompostumuzdan atalım içine. Önce şöyle kompostumuzdan. Arkadaşlar, kompostun faydalarını daha önceki videomda size çektim, gösterdim. Gerçekten çok önemli. Biraz şöyle toprakla karıştırın. Bakın. Toprakla karıştırın. Bugün yağmur yağacak ama bunun altına su yaparsak iyi olur. Çamura dikerseniz daha iyi olur. Çamur gibi yapacağım orayı. Şöyle sulayalım. Burayı bayağı bir suyla dolduralım. Zaten suyu çekecektir. Gördüğünüz arkadaşlar, bayağı suyla doldurdum. Geçen sene hep bu şekilde diktim. Gerçekten toplamayla bitiremedim arkadaşlar. Hem yedim, hem ezme yaptım, melemenlik yaptım, birçok şey yaptım. Bakın, gördüğünüz gibi bildiğiniz çamur haline geldi. Hiçbir şey olmaz, korkmayın. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra her domates pidesini böyle 1-2 tane, kalsiyum için çok önemli arkadaşlar. Yumurta kabuğu yaparsanız
böyle ezerseniz bitkinin tutum aşamasındaki eksikliklerini tamamlamış oluruz. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar fidem burada. Bakın fidem boyu 35-40 santim var. Şu alttakilerini şunu alabiliriz. Şunu da alabilirim. Şuraya kadar gömeceğim. Hatta şunu da alıp buraya kadar gömmeyi düşünüyorum. Şöyle çıkartalım. Bakın artık şeyinden çıktı, viyolundan. Mecbur toprağa buruşturmamız lazım bunu. İşte böyle açıyoruz arkadaşlar. Birazcık şöyle kökünü havalandırmak için, şöyle canlandırmak için şey yapalım. Ben bunu arkadaşlar şuraya kadar gömeceğim. Bakın nereden baksanız 20 santim toprağa girecek. 20 santim toprağa girecek. Domates arkadaşlar, fidesi nereye kadar gömerseniz her taraftan kök sarar. Gördüğünüz bakın, bu saçakların hepsi kök olacak. Ne kadar yani derin olursa o kadar güçlü kök olur. O kadar iyi verim olur. Bir de size ayrı bir şey göstereceğim arkadaşlar. Ben domates ekerken tarçın arkadaşlar, domates salatalık. Bunun sebebi arkadaşlar bazı böcekler, işte dana bunu gibi böcekler tarçın kokusunu sevmiyor arkadaşlar. O yüzden gelmiyorlar. İlk başlarda tabii tarçın gidene kadar, kök tutana kadar gelmiyorlar. Bakın arkadaşlar şöyle koydum. Domatesin buraya kadar topraklar kaplayacağız. Şöyle bismillah diyoruz. İlk domatesimizi ipin denginden şöyle kapatıyoruz yavaşça. Domatesi fidanla incitmeden, kırmadan. Şöyle az bir şeyi bir kapatalım. Sonra arkadaşlar fazla basma, şöyle bir otursun diye. Tam ipin hizası da bakalım, düzgün olmasını denemiş, çok önemli. Bunları sonra ip alacağım yani. Şöyle biraz ezin arkadaşlar alt kısmını. Tabii çok ezmeyin. Sonra yeniden toprakla etrafını doldurun. Bakın toprağımız da çok çamur yani. Daha dün daha da çamurdu. Çünkü dediğim gibi toprak kıvamında değil. Yağmur gerçekten durmadığı için. Bakın nereye kadar toprağı çekildi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Öncelikle şöyle bir bunları gömelim. Şimdi bunların etrafını şey yapıyorum arkadaşlar şöyle. İki sularken yağmur suyu işte. Kendi sulamamızdan sonra sulama stokları oluyor. Damlama sistemi bulacağım ben burada. Geçen sene kullandım. Şu şekilde. Etrafına da o çıkmasın diye tamam. Küflerini yapacağım arkadaşlar. Şöyle ettiriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İlk domatesimizi ettiriyor arkadaşlar. İnşallah tuttuğu zaman size yine aşamalarını göstereceğim. Sizlerin diğerlerini de ben size dikim göstereyim. Ağlarını ölçeceğim 55 santimini. Şu şekilde sıralar gideceğiz inşallah. İşte böyle arkadaşlar, videoyu durdurayım. Video çünkü çok uzun olacak böyle. Biraz ekleyeyim, size göstereyim sonra. Bahsetmediğim bir şey vardı. Pidelerimizi ekerken havanın saatleri önemli, günün saati. Sabahın ilk saatleri ve akşamın güneş batmaya yerine daha güzel olur. Ama ben de şimdi öğlen vakti yedi, hava sıcak geliyor. Namı geliyor birazdan. O yüzden ekiyorum. Eğer sıcak olursa kesinlikle etmeyin. Sabahın ilk saatleri güneşin etkili olur saattir. Bir de akşamın güneşin batmaya yerine olur zaman çok güzel olur. Sabahdır nefes tutmuş olur. Domates mevsimi. Bana da dikkat ederseniz iyi olur. Şöyle gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane domates diktim arkadaşlar. Geçen sene 10 tane domates dikmiştim. Yani ki şu kadar diktim. Toplamayla bitiremedim. Birilerine verdim, dağıttım buraya komşuya, ondan sonra acele ezme yaptım, elime yaptım, birçok şey yaptım. Bilmiyorum, önüne dikin. Bu videoyu izleyin. Kesinlikle verim alacaksınız arkadaşlar. Toplamda bir ay önceden çapalı motor makinesiyle çevirmiştim. Güzelce. Gördüğünüz gibi hiçbir kimyasal şey kullanmıyorum. Kullandığım
doğal kompost gübresi. O da yani bir sene arkadaşlar, yani kesinlikle yanlış olması lazım, oluşmuş olması lazım. Hayvan gübresi kullanabilirsiniz, ekerken güzel olur, yanlış. Bir sene yanlış olmasına dikkat edin, çünkü hayvan gübresinin içinde çok bakteri oluyor. Yanlış olursa güzel olur ama yanmamış olursa, daha önce benim başıma geldi, yanmamış gübreyi kullandım. Biberlerin bir karış boyunu geçmedi, büyümedi hiç, yani o yüzden yanlış olmasına kesinlikle özen gösterin. Onun dışında doğal kompost gübresi, gördüğünüz gibi ben bütün sene boyunca hiçbir gübre almıyorum. Bu kompost gübresini kullanıyorum, ekerken etraflarına atıyorum. Ondan sonra gördüğünüz gibi yumurta koydum doğal. Orada hazırladım ısırgan otu gübresi. Onu da nasıl kullandığımı size sonra göstereceğim. Isırgan otu gübresini hazırladım. O da doğal bir gübre. Onun arkasında yine benim hazır kümesten çıkan tavuk güvencir pistinden çıkan gübreme, o da bekletilmiş duruyor. Yani bekliyor. Kullanmıyorum bahane ekerken, daha bekliyor. İyice tutsunlar. Ondan sonra kullanacağım. Sadece suyla verimi şey yapamazsınız arkadaşlar zebzelerde. Bir gübre kullanmanız lazım. Doğal gübre. Yani ben doğal gübre kullanıyorum. Kimyasal kullanmıyorum. Siz nasıl isterseniz artık. Evet arkadaşlar, şöyle ekiyoruz. Şöyle bitmeye yakın. Biraz daha göstereyim size sonra. Evet arkadaşlar, domateslerimizin işi bitti. Son halini size göstereyim. Dikim bittikten sonra yeniden üstüne cam suyu verdim. Yanlarına. Etrafında böyle maçlama yaptım saman saplarıyla. Gördüğünüz gibi saman sapları kapattım ki gereksiz otlar çıkmasın. Bu sapların arkadaşlar faydası, etrafında otların çıkmasını büyük ölçüde engelleyecek ve su ekonomisi yapmanızı sağlar. Çünkü etrafı devamlı nemli kalacak arkadaşlar, güneş görmediği için nemli kalacak. Siz de daha fazla sulamak zorunda kalmayacaksınız. İki, üçüncüsü hızlı yağan, sert yağan yağmurla etrafının toprağın kaymaklanmasını, bozulmasını engelleyecek. Yani faydaları böyle. O yüzden böyle yaptım. Bakalım nasıl olacak bu sene verimimiz inşallah. Domates videomuz arkadaşlar böyle. İlerleyen günlerde bunları ipe alacağım. Biraz tutsunlar. Bunları ipe alacağım. Size o zaman ip alırken yine çekeceğim inşallah. Görüşmek dileğiyle. Takipte kalın. Benim dünyam. Kanalımı ziyaret etmeyi, abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.